Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben İlayda. Bu videoda birlikte haftalık planlayıcı yapıyoruz. İki farklı fikir vereceğim bunun için sizlere. İlk için tek sayfayı kullanabileceğimiz bu şekilde kutucuklar oluşturuyorum, bölmeler. Bunlardan 6 tane yaptım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve hafta sonu olarak ayırıyorum. Bu gayet basit, herkesin uygulayabileceği bir öneri, fikir bence. O yüzden bunu daha çok tercih edeceğinizi düşünüyorum. Ama ikincisi gerçekten mükemmel oldu. Ben ona bayıldım. Onu da 2 sayfaya kullandım. Zaten bundan sonra onu da göreceksiniz. O bence daha renkli, daha canlı oldu. Yine de farklılık olması açısından böyle 2 farklı fikir vermek istedim. Umarım ikisini de beğenirsiniz. Evet, ilki bitti. Sıra ikincisinde. Bunun için 2 sayfayı da kullanıyorum. Genişliklerine önem vereceğim kutucukların. Alt uzunluklarını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ama haftanın günlerini yazacağım kutucukların eşit olmasına önem veriyorum. Tabii ki siz de öyle yaparsanız daha estetik durur bence. Bu haftalık çizelge için daha fazla çizim yapmam gerekiyor. Gelin hep birlikte görelim.
Şimdi elime ince uçlu siyah bir kalem alıyorum. Bunun çizdiğim kutucukların üzerinden geçiyorum. Şimdi Eylül ayındaki haftada kullanmak üzere başlığı Eylül olarak atıyorum. Siz bir planlayıcıyı hangi ayda yaparsanız onun adını yazabilirsiniz. Ayrıca hafta aralıklarını da yazabilirsiniz. Mesela işte 26 Eylül, 1 Ekim gibi bu aralıkları da yazarak daha işlevsel hale getirebilirsiniz. Bu şekilde düz bir yazı stili kullandım. Şimdi haftanın günlerini yazıyorum. Bu uzun dikdörtgen olan kutucuklar olacak bizim planlayıcımızda asıl görev alan şeyler. Diğer o küçük kutucuklara çizimler yapacağım ve boyayacağım bazılarını. Daha güzel durması için yapıyorum. Yoksa oraları da notlar olarak falan kullanabilirsiniz. Yapılacaklar listesini yazabilirsiniz. O tarz işleri de çok rahat görür. Bunda da ben yine hafta sonunu birleştirerek yazdım. Bunu daha çok okul için kullanacaksanız hafta içi daha önemli olur diye düşündüm. Cumartesi ve pazar olarak ayırmak yerine o yüzden birleştirdim. Şimdi buralara çiçek çizimleri yapacağım. Öncelikle kalemle bu şekilde yuvarlaklar şeklinde boyuyorum. Hem pembe hem mor çiçekler yapacağım. Ardından yeşille de yapraklarını yapacağım. Bu bence çok güzel ve çok kolay bir metot. Bu şekilde boyadıktan sonra siyah ince uçlu kalemle gül gibi yapacağım bunları. Zaten yakınlaştırarak da nasıl yapıldığını göstereceğim. Hem altlarında hem üstünde bıraktığım boşlukların bazılarına bu şekilde güller çizeceğim. Bazılarını da bu şekilde boyayacağım. Kalemin yan tarafı kalın olduğu için bu şekilde boyuyorum. Siz highlighter, fosforlu kalemlerinizle de uyumlu olacak renklerle boyayabilirsiniz. Kendinize özel bir tema da belirleyebilirsiniz. Farklı renk kombinleriyle de mükemmel olur bence. Bu çizimi yakından da göstermek istedim. Bu şekilde önce dış kısımlarını çiziyorum ince uçlu siyah kalemle. Ardından da içlerini bu şekilde basit bir şekilde yapıyorum. Yani çok fazla uğraşmadım açıkçası. Burada kolay olması en çok işime yarayan şey. Çünkü bir sürü çizeceğim. O yüzden daha pratik olanı tercih ettim. Siz daha güzel şeyler de çizebilirsiniz. Eminim onlar da güzel olur. Şimdi de yeşil kalemle başta bahsettiğim gibi yaprakları yapıyorum. Bu şekilde gelişi güzel yapıyorum. Zaten yeşilin bu tonu bile mükemmelleştirmeye yetiyor bu çizimleri.
Böylece haftalık çizelgelerimizi tamamlamış olduk. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve denemek istersiniz. Denerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bu şekilde yakından da gösteriyorum. Ben silgi izlerini silmeyi unutmuşum ama siz unutmazsanız tabii ki daha güzel durur. Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.